şeyi anlıyorsun. Artık mesleğinde kıdemlisin. Böyle beğenerek takip ettiğin gençler var. Ve onlar gelince bir böyle tatlı bir şey, tebessüm var yüzümde. Hani daha çok böyle yaşıtlarımla falan olan duygunun biraz daha değişiği. Bugün böyle su gibi bir konuğum var. Bilirsiniz ben kuşları çok severim. Yani bilenler bilir diyeyim. Hepiniz bilmek zorunda değilsiniz zaten. Ama böyle şeyi sevmiyorum yani. Kuş, kuş. Ama ne kuşu yani? 1000 tane kuş var değil mi? Çocukları kuşu kuş, ağacı ağaç diye tanıtmayalım arkadaşım. Hepsinin bir ismi var, bir hayat hikayesi var, özellikleri var. O yüzden kuş elbet hepimiz çok seviyoruz da ben en çok sinek kuşlarını severim. Kırlangıç severim. Bir de baykuş severim mesela. Düşünün bakalım bugün siz hangi kuşları seviyorsunuz? Benim için bugün ağırlayacağım konuğum kırlangıç mesela. O bir kuş olsaydı bence kırlangıç olurdu. İlk televizyon dizisinde onu izlediğimde performansına zaten bayılmıştım ama böyle Allah'ım su gibi demiştim. Yani otursun karşında sana sesli kitaplar okusun, şiir okusun, sohbet etsin, sen onu dinle. Allah sahibine bağışlasın. Mutlu olsun, zaten de iyi oyuncu. Allah dedim ya, şahane, havada karada hep mutlu, hep başarılı olsun, yolu da hep açık olsun diye izlediğim su gibi dupduru gencecik bir oyuncuyu ağırlayacağım bugün. Sizlerin de çok sevdiğine emin olduğum bir oyuncu. Biraz hayat hikayesini ondan dinlemek için heyecanlıyım. Lafı fazla uzatmadan hemen cümlemize bir bakalım. Hangi cümle bize eşlik edecek bu 35 dakikalık yolculukta? Biraz aksi biri. Nin cümlesi. Bukowski aksilikleri, huysuzluklarıyla ünlü ama vazgeçilmezimiz yani edebiyatta da. Yorma kendini diyor. Sanki kendisi hiç yorulmamış ve hiç söylenmemiş gibi. Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Bukowski'den çok yürekleniyorum. Niye biliyor musunuz? Hiç hayatında yaşamadığı tadda cümleleri var çünkü. Ya da söylediği cümleleri asla hayatına uyarlayamamış. İşte kelin merhemi olsa kendine gibi. Bende de var çünkü bu böyle çevremdeki çok biliyorsan yap. Yapamıyorum, yapabilsem ama çok güzel söyleyebiliyorum. Olabiliyor. Evet sevgili Ezgi Şenler. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok iyiyim, gel lütfen. Dokunmaya kıyamıyor insan Hiçbir sana. Şey olmaz, alışığım baleden ben. Dokunabilirsiniz. Evet, balerin olduğunu ben yeni öğreniyorum. Tabii ki balerinsin değil mi? O zarafet oradan. Dövmen var. Evet, annemle babamın baş harfi. Ah kalbim, çekebiliyor muyuz? Şöyle mi döndüreyim, ne yapayım? Şöyle Nereye mi? Dönelim? Çok zor, şöyle döndüm. Bir dakika. Bak, bak güzelliğe bak. YB mi? Evet. Kim? Yılmaz ve Bengül. Bengül. Evet, değişik bir isim. Ne güzel isim. Evet. Çok mu aşk? Evet. Çok saygı bir de. Aa, bu önemli. Evet. Evet, aşkın içinde saygı. Çünkü aşkta birazcık şey var ya, ihtiras var. Biraz böyle fazla inişler çıkışlar var. Evet ama işte annem Karadeniz kadını. Bir de Allah en sevdiğim. Trabzonlu kendisi. En sevdiğim. Evet şak şak söyler her şeyi der. Ve çok saygılı büyüdüm ben de. Onları gözlemleyerek büyüdüm. Yani asla kavga ortamını bilmiyorum mesela. Çünkü hiç kavgalarına denk gelmedim ben. Bana hiç yansıtmadılar. Şey mi, keşke görseydim. Böyle 23 yaşındayken Bodrum Masalı başladığında böyle bir araları limoni olmuştu. Onda bir şaşırmıştım ama o kadar küçük bir şeymiş ki bana çok büyük gelmişti mesela. Çünkü hiç tartışmalarını görmedim ben. Hiç yansıtmadılar. Senin, o yüzden kavga etmeyi bilmiyorum. Şimdi çok. Onu diyecektim. Senin ses tonun hep böyle mi? Evet. Anladım. Evet bana, ama şu anda şeyim heyecanlıyım birazcık. Bunların hepsi bana çok ütopik. Hiç kavga etmemek, ses tonunun tek düze böyle kalabilmesi. Bazen şey oluyor tabii ki benim de sinirlendiğim anlar oluyor. O zaman bir Trabzonlu'ya giriyorum, o damara giriyorum. Tamam. Ama eskiden de o ergenlikteydi. Yok, şimdi imrendiğim bir ütopya bu. Çok isterdim. Evet. Yani ama tabii artık kendimi böyle bir yerden kabul etmeyi öğrendim. Kabul görmeyen de görmesin, artık hiç umurumda değil zaten. Hı-hı. Eh oluyorsun yani 40'ından sonra. Senle mi uğraşacağım? Tabii canım, tam Bukowski huysuzluğu, isteyen istediğini alır istemeyen de gider falan. Aynen tonu. Aynen öyle. Ve ben artık şeyi biliyorum yani, bu hezeyanların, bu iniş çıkışların, bu sesimin yükselip alçalmalarıyla ben varım ve benim. Doğru.
gibi bir hal var. Ama hiç kimse benim için sana hissettiğimi hissetmeyecek. Yani su gibi dursun, huzur versen. Ben de bir hep aksiyon var. Ergenliğim çok kötüydü. Yani, ama o ergenlik aşkı. Evet. Onda o ses de yükseldi. Bir şeyler fırlattım da ettim de. Ama büyüdükçe... Fırlatmamışsındır, o elinden düşmüştür. Pointi fırlattım, şey, bale ayakkabısıyla kapı kırmışlığım var benim. Senin. Evet, güçlüyümdür. Bunu, öyle bunu şey anlatma her yerde. İnandırıcı değil. Bir şey olmaz ki. Gerçekten. Yani ucu alçı olduğu için o bale ayakkabılarının, point shoes'ların. Evet. Bir geçirdim şöyle sinirlenip arkadaşıma. Döndü tahtaydı kapıda, tak diye girdi oraya. Sakin atın tekmesi pek olur. Evet. Ama artık yapmıyorum çünkü kendime zarar veriyorum sinirlenince. Ha. Güzel olgunlaşıyorsun öyle mi? Sanırım. Bence öyle. İyiyim, fena değilim ya. Evet. Zaten çok mutlu ve iyi görünüyorsun. Bu ara evet çok iyiyim. Oh be şükür. Evet çok tatlı iyiyim. Oldunuz. Biraz önce söylediğimi söyleyebiliyorum. Çünkü rahatlıkla paylaşıyorsunuz birbirinize olan aşkınızı. Evet. Burayı da çok seviyorum çünkü ben. Yani gerçekten ben seviyorum. Ben de öyle ya. Çok hayrandım. Zaten hiç aklımdan geçmemişti. Ama tanışınca daha da bir sevdim. Evet. Kendisini. Çok eş ruhsunuz siz. Öyle miyiz? Herkes öyle diyor. Bir de çok komik bir çiftsiniz diyor herkes. Kesin çok komiksiniz ona eminim. Ama mesela onda da şey duygusu var. Yani o da böyle nasıl diyeceğim onu ya sizin için? Huzurlu ve böyle ışık ışık hani. Oh geldiler. Hani... Sakinlik evet, evet biraz daha sakinlik. Evet, o yüzden güzel bir ikili olmuşsunuz. Teşekkür ederiz. Allah daim etsin. Amin, sevginizi inşallah. Sonsuz kılsın. Güzel güzel gitsin hayatınız birlikte. Hem kendi hayatlarınızda hem bir olduğunuz hayatınızda her şey güzel olsun. Amin inşallah bakalım. Bodrum masalı. Evet. Nasıl buldular da sen orada başladın güzel kız? Ben hala düşündüğümde nasıl yani diyorum. Şöyle menajerimle halamların yazlığı aynı yerdeydi. Ben de o yazlıkta büyüdüm. Küçükken hep gidiyordum. Ya 3 yaşındaki halim biliyordu benim menajerim ve demiş ki eşine büyüdüğü zaman ben bu kızı oyuncu yapacağım. Ve 20 sene sonra biz yazlıkta karşılaşıyoruz. Oyunculuk düşünür müsün Ezgi'cim diyorlar. Ben de hayır diyorum, ben balerinim, ben yapamam. Ezber yapamam, hani kamera karşısı asla, teşekkür ederim deyip geçiyorum. 23 yaşındayken. Evet. Tamam. Sonra böyle bir bakıyorum iş ciddiye bindi. Bir ama tekst sen geldi. Ama sen hayır deyip nasıl ciddiye evet, bindi? Ama şey ikna ettiler beni konuşarak. Ha. Halam da konuştu. Ezgi bir dene ne olur falan annen, diye. Annen baban? Onlar hep desteğim zaten. Ha. Hep arkamdadırlar. Onlar da ilk andan beri tabii, istedi. Tabii tabii yani şey Ezgi dene ne olur ki dedi. Hmm. Ne olabilir dene. Belki seveceksin. Tamam. Peki dedim cesaretle. Ben teksti ezberledim. Girdim audition'a. Bodrum masalında. Evet. İşte yönetmen şey dedi, Mehmet Ada Öztekin çekti. Nerede eğitim aldın dedi. Dedim ben almadım eğitim, ben Ankara'dan geldim şu an buraya. Süper falan. Sonra Ankara'ya döndüm. Tamam. Bale sınavlarım var, her şey devam ediyor derken bir telefon bir akşam hayırlı olsun diye. Pardon dedim, Bodrum masalı için gelen teklif okey. Hani süper her şey. Asıl rolü senin, başlıyoruz. O an kaldım. Nasıl yani? Işık ne oluyor görmüş, tavşan diye. Ne oluyor? Sonra anneme söyledim. Babam yatmıştı. Anne dedim böyle böyle. Tamam kızım dedi. İşte işin zorlukları olacak falan diye konuştu benimle bir güzel. Ama okul devam ediyor. Ediyordu. Ve Bodrum'da evet, evet. Bodrum'da çekiliyor. Evet. Bitirdim okulu sonra zaten her türlü. Ondan sonra annemle konuştuk. Yolun açık olsun dedi. Her zaman arkandayız, desteğiniz dedi. Ve yolladılar. Bodrum'a. Ve Bodrum masalı. Sete çıktın. Evet. Ne oldu sonra? Sanki 40 yıldır kameranın önündeymişim gibi hiçbir panik yok. Ya heyecanımı içimde yaşarım ben. Zaten partnerim Alperen de benim Hacettepe Konservatuarı'ndan arkadaşımdı. Ha eski tanışıyordunuz. Evet evet. Yani biz kadar... kantinde beraber oturduğumuz yani tabii, arkadaşlarımız. Bana kızar belki Alperen, bilemedim şimdi bunu söyleyeceğim için çok özür dilerim ama sizin o kimyanız da bir daha hiç kimse de olmadı yani ikiniz adına söylemem gerekirse. Teşekkür ederiz. Yani şey, okuldan gelen arkadaşlığımızdan dolayı evet. mı bilmiyorum ama evet. çok rahattım. O da çok yardım etti. Çünkü ilk dizisi değildi onun. Evet. Benim ilk dizimdi. Evet. Ve çok fazla yardım etti sağ olsun. Hani ışığımı bulamıyordum. Ezgi'cim sağ, Ezgi'cim sola diye yönlendirdi. Ne gayet hoş. Keyifliydik Bodrum masalında. Peki sonra neler oldu? Sonra neler oldu? Devam etti. Yani bunlar... sonuçta Bodrum masalı bitti ve sen Ankara'ya mı döndün mesela? Ankara'ya döndüm. Ben hala Ankara'ya dönüyorum.
Sen Ankara'da mı yaşıyorsun evet. hala? Evet. Yani şöyle İstanbul çok kaos, çok kalabalık. Ankara'daki huzuru ben burada bulamıyorum. Ay çok yani dizi varsa, işim varsa geliyorum. Tamam. Gerekirse ev kiralıyorum, eve tutuyorum. İş bittikten sonra kafa dinlemeye Ankara'ya dönüyorum. Ha düzenli bir hayat kurmadan İstanbul'da? Kurmadım. Ay ya çok kopamıyorum. Tatlısın. Kopamıyorum. Evren ne yaptı? Yanlış mı anladı beni? Hani, yanlış mı anladı? Ankara'yı seviyorum evet ama hani bu kadar da değil. Ama şey yani bir kopamadım Ankara'dan ben. Bir şekilde hep gidiyorum. Ailem orada diye mi, arkadaşlarım orada diye mi hiçbir fikrim yok. Gidiyorum. Müthiş bir şey. Evet, sakinliğini seviyorum. O Tunalı'da yürümeyi özlüyorum. Atakule'de bir şeyler içmeyi özlüyorum. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Çünkü oradaki insanlar bana daha samimi geliyor. Doğru. Ankara'daki çevrem. Çok doğru. Çünkü küçüklüğümden beri tanıdığım insanlar. Evet. Oraya kaçmak istiyorum. Sanırım konfor alanım orası benim. E bir de doğduğun, büyüdüğün yer. Evet. Haklısın. Ama çoğu insan da sevmiyor Ankara'yı. Yani ben Ankara'yı denizi olmadığı için sevmiyorum. Evet. Çok bürokratik buluyorum evet, bir yandan da. Çok düzenliyiz. Çok düzenli çok fazla şehir. Düzenli. Yani deliye çok imkan sağlayan bir şehir değilmiş gibi. Hı hı. Ama mesela Ankaralı olmayı, o Ankaralı kimyasını evet. çok seviyorum. Yani hani canım dediğim kız kardeşim Şermin Ankara yani hı hı. benim için. Dolayısıyla Şermin'den sonra daha çok sevdiğim bir gerçek mesela Ankara'yı. Ne zaman ona gitsem, onun o düzenini bir gün için bile yaşasam hı hı. iyi geliyor bana yani evet. onun duygusu. Ama ben de çok İstanbul'da yaşayan biri değilim. Yani ben de hep İstanbul'un dışında kalan semtlerde işte. Çok merkeze ait olmayan, şimdi de Karadeniz'de yaşıyorum aslında, İstanbul'da yaşamıyorum yani. İstanbul'a 20 dakika mesafede. O yüzden çok büyük laflar edemem. Çünkü ben hı hı. de hiçbir zaman İstanbul'un içinde olmayı sevmedim. Çok kaos, çok gürültü, çok kalabalık. Sürekli bir koşturma evet. hali bana zor geliyor. Haklısın. Çok gürültü. Evet. Peki mutlu musun? Bu durumdan mı? Genel olarak mı? Her şeyden. Ay, mutluyum ve çok heyecanlıyım bu aralar. Çünkü işte yeni filmimiz girecek. Evet. Vizyona onun heyecanı var. Evet, şimdi Bekle Beni Sevgilim. Onu bu, evet o yayınlandı televizyon filmiydi. Bu televizyon filmi 2023'te. Şimdi Serçe'nin Gözyaşı evet. sinema filmi. Bu Bekle Beni Sevgilim ne? O televizyon filmiydi. Onu da çektik. Televizyonda yayınlandı. Ana hala akım bir televizyon kanalında. Evet evet. evet. Sinema filmi değildi. Hayır değildi o. Aa, televizyon filmleri var mı artık? Bak ben var, bu kadar meselenin dışında çekiliyor. Kalmışım. Tamam peki. Sinema filminde de Serçe'nin Gözyaşı. Evet. Anlatır mısın Nilüfer'i bize? Nilüfer'e anlatırım. Kadına şiddete dur diyeceğimiz bir iş olacak. Ha. Serçe'nin Gözyaşı. İlk bana geldiğinde okuduğum anda menajerimi arayıp şey dedim. Muhakkak içinde bulunmalıyız çünkü okuduğum an hissettim. Tamam. Tabii ki yaşayan insanlara o kadar hissedemeyiz biz yaşamadığımız için. Ama empati duygusunu soktum devreye. Nilüfer 17 yaşında 70'lerde yaşamış genç bir kadın ve gerçek hikaye. Ay. Çok güzel umutları olan, hayalleri olan, pırıl pırıl bir genç kız. Aşık olduğu bir köyden genç var. Hayalleri var bunların derken bir gecede başına bir olay geliyor ve hayaller başına yıkılıyor ve film başlıyor. Ama çok mücadeleci. Filmin sonunda da umut olacağımıza inanıyorum ben. Yarayan peki, hayatta kanayan yaraya kanayan diyorsun yara, merhem evet. olmak gibi mi? Evet. Peki inanıyor musun böyle bazen karamsarlığa düştüğünde umut var biri misindir yoksa böyle dibe gider misin? Dibe gittiğim oluyor ama dibe gitmeden de kalkamayız ya. Hı hı. Onu da düşünüyorum. Yani dipte olduğum zaman evet bir umut vardır hep içimden söylerim. Ailem de aynı şekilde der, menajerim de aynı şekilde. Hep Allah'tan ben konuşan bir insanım. Ben hı. her problemimi aileme, arkadaşlarıma ve güvendiğim kişilere anlatırım. İçime atmam, tekim. Kalbim. Anne babayla da arkadaş gibiyiz. Her zaman öyleydim ve her şeyi anlatırım. Bu filmde de susmamamız gerektiğini işte dile zaten getireceğiz. Susmak galiba bütün sıkıntıların başladığı yer değil evet. mi? Evet. Çünkü sustukça üstüne biniyor. Sustukça üstüne biniyor toplumdan dolayı da. Çok böyle bir şeyin içinde büyümüş gibi. Hani böyle büyümüş gibi görüyorum seni. Öyle benim mi? Aslında evet. değil çok özgür büyüdüm. Yok özgürlük yani, değil de böyle hani hiç zarar gelmemiş. Hani böyle deriz ya ayağına taş değmesin. Hakikaten ayağına hiç taş değmemiş gibi. Ya çok şükür evet büyük şeyler olmadı. Ama tabii ki benim de kırıldığım, üzüldüğüm, dibe vurduğum zamanlarım oldu. Ama hepsinde işte ailemle ayağa kalktım ben.
Üç kişilik yaşadım. Bir ailemsizdi. Evet. Bir de hala var tabii. Halam balerindi o da. O da mı benim balerindi? Baleye yönlendiren oydu. Ha. Rahmetli oldu 2 sene önce. Aa. Onun kaybını hala yaşıyorum. Hala atlatamadım. Çünkü ikinci annem diyordum ben halama. Evet. Halam aynı şekilde. Menajerim şu an öyle benim için. Evet. Bir de ailem. Hala önemli bir figür. Çok. Çok. Hmm. Yani iyi ki benim halam olmuş kendisi. Baban nereli? Anne Karadenizli. Ankara. Baba Ankara. Evet. Değişik. Düşünemiyorum, hayal edemiyorum evde Karadeniz'de o dişi enerjiyle. Evet. Ankara'nın naif erkek enerjisi. Ama onlar dengede uyumlanmışlar, yani bir senkron var evde. O yüzden hiçbir problem yok. Ama tabii ki annem bir tık daha baskın. Seni sen yapan şeyler neler? Yani ne oldu da mesela karakterinde bir şey oldu, tavrında bir şey oldu, duruşunda bir şey oldu? 23 yaşında hayatımın dönüm noktasına girdim işte ben Bodrum Masalı'yla birlikte. Çünkü o fanus dediğimiz yer Ankara'ydı benim için. Hiç çıkmadım. Hep konservatuvarda okudum. En fazla eve gidiyordum ya da Bodrum'a halamların yanına falan gidiyordum en fazla. Ama 23 yaşında işte ayaklarımın üstünde durmaya başlayınca bir şeyler değişti. Mücadeleyi öğrendim. Her şeye alınmamam gerektiğini öğrendim. İçime atmamam gerektiğini öğrendim. Samimiyeti ya da samimiyetsizliği öğrendim. Kime güvenip kime güvenmeyeceğimi. Çok şey tabii ki. Ben artık yani hayat ne getirir bilmiyorum ama gördüğüm zaman samimi mi değil mi anlıyorum artık. Bu çok iyi, erken bir kazanım. Evet, anlıyorum. Yani o enerji geliyor bana, nasıl bilmiyorum ama geliyor, hissediyorum ve şey diyorlar bana, ön yargılı olma Ezgi çok denir. Okey, ön yargılı olmuyorum. Konuşuyorum, sohbet ediyorum, her şey tamam ama ya 2 sene ya 3 sene ya 5 sene sonra o ilk hissettiğim duygu çıkıyor. Yani hayat gösteriyor bana. Ve şey dediğim çok, demiştim ben size. Bu ben demiştimi de pek sevmezler biliyorsun. Evet. Ben zaten de demiyorum artık. Sadece işte, bir bakış böyle. Olmuyor. Ben demiştim. Eder bulmuyor ilişkilerde, arkadaş ilişkilerinde de, normal ilişkilerde de. Peki 2016'da yolculuğun bir başlıyor ki canım Ezgi, bir daha hiç durmuyorsun. Evet, her sene bir şey vardı gerçekten. Evet, 2016. Hep gidiyor yani. Peki burada nasıl belirliyorsun? Menajerin adı ne? Yeşim. Yeşim. Yeşim'le birlikte mi karar veriyorsunuz yoksa Yeşim hani sana birazcık altyapıyı, sistemi anlattı ve artık sana mı bıraktı hikayeni? Şöyle eğitim aldım. Evet, yani bir işi yapıyorsam gerçekten iyi yapmalıyım diye düşünüyorum. Çok eğitim aldım, çok okudum. Kendimi de geliştirdim kişisel gelişim anlamında da ve psikolojiye de merak saldım. Psikolojik kitaplar da okudum. Tamam. Daha sonra tabii ki senaryolar geldiğinde ben okuyorum. Zaten yine içime bir his geliyor. Okuduğumda eğer hissediyorsam karakteri, bu karakter benim diyorum ve oluyor. Ama en ufak bir şey varsa, bir soru işareti varsa ve istemiyorsam olmuyor. Artık eşim de bana bırakmış durumda. Ezgi'cim istemiyorsan zaten olmayacak kuzum diye. Yani ama tabii ki oturuyoruz masaya, tartıyoruz, konuşuyoruz beraber. Öyle seçiyoruz. Şimdi burada bir de şey görüyorum. Dijital platformda Netflix. Sen Yaşamaya Bak. Evet. Bu bir şey mi, dizi mi, film mi? Film o. Bu da film. Film ikincisi geliyor onun da. O da Sen Büyümeye Bak. Ha öyle mi? Evet. Sen bunda devam konuk oyuncusun. Evet. O da çok keyifliydi. O da Ankara'da bir dizi çektik biz teşkilat diye. Onun çekimleri bitti. Sonra Keçe yönetmen dedi ki Ezgi böyle böyle bir film var. Çok değişik bir karakter. Dövmeli mövmeli genç bir kız oynamak ister misin? Dedim olur. Ve 28 tane dövme yapıştırıldı her yerime filmde. Çok keyifli bir karakterdi o da. Evet, konuktum. İkincisinde de aynı şekilde. Müthiş gitti. İzlenmeleri de iyi geldi. Evet, 2 sezon şanslıydım o konuda da. Daha ne isterim diyorsun. Ve teşkilat ekibine de Ankara'yı sevdirdim. Ona inanıyorum. Şimdi herkes şey diyor yani, Ankara ne güzeldi değil mi? Evet, çok güzeldi. Uğraştı değil mi buna? Yok, uğraşmadım. Yani yapacakları bir şey olmadığı için zaten ne dersek geliyorlardı. Ne yaptın? Nereleri gezdin? Allah Tunalı. Aşkına. Tamam. Aynı şekilde. Ondan sonra başka ne yapıyorduk? Panora var Oran'da. Oraya gidiyorduk. Çok güzel bir suşici vardır Ankara'da. Bak. İsmini vermeyeceğim. Tamam. Oralara gidiyorduk. Ankara'da seyircimiz de bizi kucakladı zaten. Her repoda yapacağımız bir şeyler muhakkak oluyordu bizim.
Hep bir aradaydık yani. Müthiş bir şey ama senin en sevdiğin şey olmuş olmalı gerçekten ya. Ankara'da dizi çekmek. Tabii yani şey dediler, Ankara'da çekiliyor dediler. Nasıl? Gözler açık. Tamam. Kabul ediyorum. Senaryo okumama gerek yok. Okudum, onu da çok sevdim. Onda da Milli İstihbarat Ajanı'ydım. Kılıktan kılığa giriyor böyle peruklar, meruklar. Çok eğlenceliydi o da. Harika. Çok güzeldi. Ama iki sene Ankara tamam ama soğuğu da çok soğuk. Şimdi evet. Yani Elma Dağı'da, bilmem ne dağında. Evet. Çünkü ben Ankaralı olarak hep evdeyim. Tabii. Ya da kapalı mekandayım. Ama set yorucuymuş Ankara'da. Değil mi? Soğuk. Ben de soğuğa karşı çok şeyimdir. Zor, hassas bir vücudum var benim. Ama ona rağmen çok hasta olmadık. Güzel. Olmadık yani. Bir direnç verdi bize o soğuk. Aslında işte set disiplini insana bunu yaptırıyor. Evet. Hasta olmuyorsun. Ben yoğun dizi çektiğim dönemlerde hep Haziran'da hasta olurdum. Set Allah. Biter. Vücut bırakıyor kendini. Evet. Vücut bırakır kendini. 5 gün ben yatarım. Sonra dipçik gibi kalkarım ayağa. Evet. O öyle bir şey yapıyor vücutta. Bilinçaltından mı böyle kodluyorsun? Psikolojik bence tamamen. Hani güçlü durmalıyım, sağlam sağlam, set 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 diyoruz. Ondan sonra bitince işte vücut bırakıyor. Peki şimdi ne yapacaksın? Neler oluyor? Planlar neler? Şu an dinlenme modundayım. Ankara mı yani? Ankara'ya da gidiyorum. Bu filmin basın toplantıları olduğu için buraya da geliyorum. Tamam. Buray burada zaten. Onu evet, da görmeye nasıl geliyorum. Olacak bu iş böyle? Oluyor ya, oluyor. Ha. Yani son dizim Bodrum'da çekilmişti. Buray Bodrum'a geldi. Tamam. Zaten sürekli konserleri var. Tabii. Geziyor. Ankara'ya da yolu düşüyor elbette tabii ki. Ama hiç öyle bir ayrılık, uzun bir ayrılık süreci yaşamadık. Çünkü hep İstanbul'da bulundum bu sürelerde. Tamam. Böyle devam edecek büyük ihtimalle. Şimdi dizi yapmayı düşünüyor musun? Birazcık ara mı verdin? Ara vermedim yani. Tabii ki teklifler, görüştüğüm işler var ama kesinleşen bir şey yok. Tamam. Görüşme var. Eğer içime sinen bir şey olursa tabii ki istiyorum. Yani çalışmadığım zaman iyi hissetmiyorum ben kendimi. Evet. Küçüklüğümden beri bale yapıyorum. Hiç durmadım. Ha, memur da olamazmışım ben. Çünkü bir masada da oturamıyorum asla. Çalışmam gerekiyor, üretmem gerekiyor. O mutlu ediyor beni. Şunu çok anlayamıyorum. Sen tam mezun olup aslında balerin olacakken, bale yapacakken sakatlığın yüzünden zaten yapamıyorsun. Nasıl bir meslek aslında bu? Aslında şöyle, sakatlığım yüzünden evet ama istesem tedavi olup tabii ki devam edebilirdim. Ama biliyorum o dizi bana her sene bir şey çıkaracaktı o tempoda, opera temposunda, sahnede. O yüzden akademik düşündüm. Dedim hani akademisyen olurum. Çünkü çocukları çok seviyorum, eğitmeyi çok seviyorum. Ben de bale eğitmenliği yaptım zamanında. 3 yaştan 12 yaşa kadar bale öğrencilerim vardı. Tamam. Akademik planlıyordum. Ama hayat işte yani Bodrum masalı geldi. Tabii ki her yaparım istesem ama şu an o kadar uzaklaştım ki. Değil mi? Baleden. Evet, izlemeyi çok seviyorum. Zaten operadan arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Ama tabii ki bir rol gelse hemen çalışıp o fiziğe ve o forma girebilirim. Kas hafızasından dolayı. Bu bayağı zor bir şey mi? Çünkü vücudun yani, çok hani sanki bir, şu anda evet hadi başlayalım bir projeye dense hemen yarın başlayabilecek gibisin ya. Başlarım ama işte ders almam gerekiyor yine. Ha. Yani vücudumu hazırlamam gerekiyor. Aslında şarkı söylemek gibi galiba değil mi? Ses kaslarını da çalıştırıyor şarkıcılar. Sanırım evet. Gibi bir şey olsa evet. Gerek bağlantısı. Yani en büyük hayallerimden biri zaten bir dans filmi ya da müzikal. Ama bunu da yapacaksam en iyi şekilde yapmak istediğim için muhakkak bir ders alırım. Sesin nasıl? Fena değil diyorlar ama bilmiyorum. Buray ne diyor? Güzel diyor, kötü demiyor. Ha. Evet. Kötü demiyor. Çok da güzel demiyor ama bence idare eder. Kendisine sorarız bunu. Buraya soracağım bir bunu. Bir sor bakalım. Çünkü evet. Hani müzikal evet tatlı bir şey olabilir gerçekten sesindeyse. Bodrum Masalı'nda söylemiştim ben şarkı. Ona çalışmış mıydın? Hatırlıyor musun öyle bir şey? Evet. Alperen'le bir gün odada otururken gitar çalıyordu. Öyle söyledik. Tamam. Sonra yönetmenimiz işte gördü. Oradan senariste gitti derken sahne yazılmıştı. O şekilde söyledik bir şarkı Bodrum Masalı'nda. Peki düşünüyor kötü değil. Musun böyle kendine kaldığında? Yani aman ne güzel oldu, iyi ki oldu. Peki şimdi işte sıradaki ne? Ne yapmak istiyorum? Çok düşünüyorum. Böyle çok şey misindir, dertlenir misin böyle şeyleri dert edip? Yani dertten kastım öyle dertli bir şey değil de hani zaman ayırmak, üstüne düşünmek. Bazen şey oluyor sahilde yürürken. Mesela? Ya da gerçekten uyandığımda. Ya Ezgi nereden nereye diyorum. Değil mi? Ama keşke demiyorum, iyi ki diyorum en önemlisi. Bu güzel. Evet. Ya iyi ki böyle bir yol açılmış ve bu şekilde daha iyi şekilde devam etmek amacım. Peki dedin ya
eğitim aldım, kitaplar okudum, psikolojiyle ilgilendim, kişisel gelişimle ilgilendim. Bitti mi? Hayır, devam ediyor. Hayır, hayır. Benim halamın eşi eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, rahmetli. Allah rahmet eylesin. Ve kendisinin bir sözü varmış, bana söylüyor kuzenlerim. Oyunculuk hiç bitmek bilmeyen bir meslek. Yani sürekli kendini geliştirmen gerekiyor. Sürekli sürekli üstüne koya 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 koya. Ve bir karakter oynarken muhakkak yönetmen dışında bir üçüncü gözün de desteğine ben ihtiyaç duyuyorum bazen. Çünkü kendi hissettiğim evet çıkarmak tamam ama bir oyuncu koçuyla da çalışmayı seviyorum. Üstüne eklemeyi seviyorum. Bence hiç durmamalı eğitim, hep devam etmeli. En son okuduğun kitap ne? En son okuduğum kitap ne ya da okudum? En son etkilendiğin diyeyim. En son okuduğun insan taktiği hatırlayamıyor bazen. Evet hatırlıyorum çünkü şu an okuduğum bir kitap yok, bitirdim. Alper Canıgüz okudum. Ona bayılıyorum. O kadar. Ama kitabın adı şu an gitti. Olsun. Oğullar ve Rencide Ruhlar hatırladım. Aa, geldi. Evet. Çok güzel. O, değil mi? Evet, üçleme o. Evet, hatırladım. Üçleme. Böyle dediğin an hatırladım. Evet, evet. Çünkü ilk sorunca bir anda şey oluyor. Aa, neydi? Aynen öyle. Bu soru çok böyle yapıyor evet, insanı. Evet. Çünkü ben de mesela halihazırda bir kitap okuyorum. Çok kalın olduğu için hemen bitmeyecek bir kitap ama aralarda bir kitabı elime alıyorum. Kısacık bir öykü kitabı oluyor, bir şey oluyor. Onu bırakıp sonra başka kitap ben evet, de yapıyorum. Evet, şimdi son kitap deyince böyle kalıyorsun. Evet, son kitap neydi? Ay bir aslında saniye. Üç tane var falan. Evet, öyle oluyor Alper gerçekten. Alper Canıgüz'ü bayağı seviyorum. Hayatta olmazsa olmazın ne? Ailem. Onu anladık. Evet, ailem. Ya onun dışında olmazsa olmazım dediğim bir şey yok çünkü bir şeye sabit işte bu olmazsa olmazım dememeliyiz bence. Çünkü bir anda yok olabiliyor. Evet doğru söylüyorsun. Evet o yüzden bağlanmıyorum yani hayat ne getirirse o. Ne sohbet ettin en son annenle? Ne konuştunuz? Bugün anne dedim çok heyecanlıyım. İşte programa gidiyorum. Eskiciğim dedi yaparsın hayran olduğum biri zaten çok aşkım. Tatlı sen rahat ol dedi. Sana güveniyorum dedi ve kapattık telefonu. Bir tane soru Oho. Çeker misin? Çekeyim. Sıra sorulara geldi. Hayatında hiç birini hayatından çıkarmak zorunda kaldın mı? Çok fazla. Gerçekten evet. Mi? Yapar mısın böyle yaparım. Şeyler? Yaparım. Yani üzüldüğüm yerden ben kaçarım. Kim olursa olsun. Aa çok iyiymiş. Tabii. Yani konuşurum. Evet. Açıklamaları mantıklı geliyorsa bir şans daha veririm. Mantıksız geliyorsa olmuyorsa da bay bay. Çünkü hiçbir şey kendimden değerli değil. Ay, bu bencillik iyi. Olarak söylemiyorum bencillikse bunu ama. Bencillikse de bencillik ne yani güzel. Yani şey üzüldüğüm yerden kaçıyorum. Kimse vazgeçilmez değil yani. Çok güzel. İşte isteyenler bizimle gelsine evet. Çıkıyor bu. Bu tam bir huysuz tavrı aslında. Bukowski'nin bu cümlesi de kesinlikle bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. O kadar doğru bir laf ki. Nereden bildiniz acaba? Hissettiniz mi bunu? Çok merak ediyorum. Ne çıktı? En çok pişman olduğum vazgeçme hikayesi ne? Şu an aklıma gelmiyor muhakkak vardır. Pişman olmak olarak bakamıyorum işte ben. Yani bir şeyden vazgeçiyorsam vardır bir ayrı. Hiçbir şey ya yani olsa çünkü kesin aklıma gelirdi. Ama pişman olduğum hiçbir şey yok şu an. Bir insan, bir kişi. Çünkü böyle olması gerekiyormuş işte. Sizin var mı? Mutlak vardır ya olmaz mı? Akla ama gelmiyor. Bu pişmanlık kelimesini çok düşünüyorum. Bir konuğum da en pişman olduğun şey nedir diye bir soru da vardı kürenin içinde. Ona cevap için düşündü. Yok ya dedi ben hiçbir şeyden pişman olmuyorum dedi. Aslında vazgeçtiğim için pişman olduğum bir şey. Evet iyi ki vazgeçmişsin değil evet. mi? Evet. Ama yani belki yaşın gereği ya da öngörü yanlışlığından hay Allah keşke vazgeçmeseydim. Kalsaymış iyiymiş duygusu yok. Yok o da yok. Çünkü gerçekten bir şeyden vazgeçiyorsam daha iyi bir şey geliyor zaten. Evet. Hep yaşadım bunu ve bu felsefeyle gittiğim sürece de hiç pişman olmadım. Evet, tabii ki pişman olduğum bir şey geldi şu an aklıma. İşte halamı ben bir anda kaybettim. Hani bir günde bana Yıldız halam vefat etti dediler. Sette öğrendim. Ha, bilmedik bir şey. Beklenmedik. Evet hastalığı falan yoktu. Her şey dört dörtlüktü. Bir gün önce işte kalp mi yani böyle taktı? Beyin kanamasıymış. Ne diyorsun? Bir günde gitti ben setteyken. Sadece şey demişti bana Ezgi yeni araba aldın kızım beni bir gezdir. Ama setten dolayı ya da işte repoda ben dinleniyordum. Halacığım gezdiririm. Hep erteledim. Ona pişmanım. Yani şimdi mesela biri bir şey mi istedi gidiyorum ya da arıyorum.
hemen arıyorum. Hı. Sarılmak mı istiyorum? Sarılıyorum. Ertelememek gerek. Bunu öğretti. Evet, çok haklısın. Evet. Haklısın. Biz birbirimize hayran. Programın sonlarına geldik. Programdan önce ben Ezgi'yi heyecanla bekliyorum. O da bana ne güzel sarıldı, sağ olsun. Bir de böyle beğendiğim gençler gelip de biz de seni seviyoruz deyince ben daha bir böyle ay ne güzel diyorum. Daha onurlanıyor insan. Değişik bir duygusu var bu hissin. Evet, ve şey, bir diziniz vardı, bir bebekli. O zaman ben Dikkat de küçüktüm. Dikkat bebek var. Evet. Konuşan bebek. Evet. Evet. Hala aklımda. Yani Ceyda Düvenci deyince o böyle canlanıyor gözümde. Bayağı hayrandım. Senin yaşındaydım o zaman. Gerçekten. Senden biraz daha genç olabilirim. Süper. Evet. O zaman yazıyorum. Buyurunuz efendim. Ben de bu arada bir fotoğrafımızı çekeyim. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için. Ben teşekkür Enerjin ediyorum. Enerjin için, varlığın için ve dünyada, hayatımızda, televizyonda ve camiada böyle güzel yerini doldurabildiğin için. Ben teşekkür ederim. İşte benim psikoloğum der, yaşam haklarımız vardır, hak edişlerimiz vardır doğduğumuzdan sebep. Yani doğduğumuz için hak ettiklerimiz. Ama hep ben derim ki evet, doğduğumuzdan dolayı hak ettiklerimiz var da bir de hakkını vermemiz gerekenler var. Hem o hak edişlerin hem de hak ettiklerinin hakkını verdiğini anladım ben. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seni tanıdığıma çok sevindim. Sağ olun. Yolun ben açık de. Olsun. Teşekkürler. Işıl ışıl. Su gibi. Gözleri de öyle. Işıl ışıl. Eğer böyle kelimeleri satırlara dökebilen bir edebiyatçı olabilsem herhalde hep şey derim. Öyle bir baktı ki ışıklar yandı yüreğimde gibi böyle bir cümleyle yola çıkıp çok güzel bir öyküye başlamak isterdim diye düşünüyorum. Benim bile cümlelerimi rahatlattı, enerjimi yumuşattı. Hep böyle derim ya size, 5 yıl sonra nerede olmak istediğinizden emin olmak istiyorsanız, yani nasıl bir yerde olacağınızın ön okumasını yapmak istiyorsanız en çok görüştüğünüz 5 kişiye bakın. Çünkü onlar sizin önünüzdeki yılların belirleyicisi olacak. En çok görüştüğünüz o 5 kişinin hobisi ne, yaşam biçimi ne, ses tonu ne, duruşu ne. Onlarla birlikte oldukça harmanlanacaksınız. Bu aslında hayatın küçük anlarında da var. Canım Ezgi böyle bir huşu içinde bıraktı beni ardında. Sizin de böyle gülümseyerek günü geçirdiğinizi düşünüyorum bizler sayesinde ve Ezgi sayesinde. Öyle devam etmesini dilerim. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Zarif, duru, bir o kadar da hayatın hakkını veren birisi Ezgi. Hayrandım, daha da hayran kaldım. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Hayatta hayran olduğunuz kişiyi tanıdığınız zaman daha da hayran olmayı bana tattırdığınız için teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun.